Merhabalar, en kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal Spiritüel Sohbetleri. Hoş geldin güzel insan. Bu sohbetimizde muhteşem bir uyumlamadan bahsedeceğim. Bir bilgi vereceğim. Sirius Karma iptal uyumlamasından bahsedeceğim. Sirius Karma iptal uyumlaması 7 aşama. İkinci seviyede şifaya izin veriyor. Son aşamasında da uyumlamaya izin veriyor. İkinci seviyeyi aldın diyelim, bu uyumlamanın kanal oldun, inisiye oldun. Üçü de aynı şey. Bir arkadaşın, eşin, dostun, her kimse, çocuğun olabilir, komşun, sevdiğin birisine onun karmalarını şifalandırabiliyorsun. Bunu pasif ya da aktif yapabiliyorsun. Bununla birlikte son seviyeye geldiğinde başka birini uyumlayabiliyorsun. Ve kendisi artık aynı senin gibi karmaları üzerine çalışabiliyor. Bu Sirius Karma iptal uyumlamasını anlatırken aslında bir kitap yazabilirim. O kadar fazla anlatabilirim. Bu Sirius Karma iptal uyumlamasını anlatırken söyleyeceğin çok şey olduğunda nereden başlayacağını bilemiyor olabiliyorsun. Şöyle diyeyim, Sirius Karma iptal uyumlaması. Hocam ben çok bunaldım. Benim çok karmam var herhalde. diyorsun. Hayatın kötü gidiyor. Karmaların, yaşadığın olaylar, yaşadığın terslikler üst üste geliyor diyelim. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsun. Mesela karmanın olduğunu hayatında nasıl anlarsın? Mesela sürekli terk ediliyorsundur. Aşk karman vardır. Sürekli paradan, parasızlıktan dem vuruyorsundur. Kaybediyorsundur. Hani yoksulluk bilinci olabilir. Para elinde durmuyordur. Ondan sonra iflas ediyor olabilirsin. Sürekli işten çıkartılıyor olabilirsin. Neyle ilgili karma yaşıyorsan. Diyelim ki benim bir tanıdığım vardı, sürekli evine su basıyordu, o ya da bu şekilde üst kattan lavabodan tıkanıklık oluyordu, bunun evine su basıyordu. Demek ki onunla böyle bir karması var değil mi? Sirius karma iptal uyumlaması. Diyorsun ki çok da karma uyumlamaların arasına kaybolmak istemiyorum, bana öyle bir şey söyle ki bir tane olsun, bir tane alayım, gerçekten kullanayım. 10 tane olmasın ama karmalarımı çözsün hocam. Bana bir şey söyle. Bunu zaten karma çözme uyumlamaları konusunda, bunu benden başka söyleyebilir mi bilmiyorum. Tanju Hoca da söyleyebilir. O da bilgili. Onun dışında sana gaydırı bak böyle yalan yanlış şeyler de söylerler. Yani böyle hiç alakası olmayan ya da hafif sistemler söylerler. Hafif sistemlere uyumlandığında yarar var mıdır? Kuvvetli bir sistemin yanında kullanırsan yararlı ama gerçekten tek başına kullanacaksan bence yapma derim. Yani hani hafif sistemleri alma. Bunun yerine ben hep söylediğim şey, birkaç tane uyumlama olsun ama nokta atışı olsun. Tam senin ihtiyacına hitap eden 4000 tane uyumlama var. Hangi birini alacaksın? Bu değil, bu değil. Senin ihtiyacını karşılasın. Nokta atışı. Senin karman varsa tek, yani Sirius karma iptal uyumlaması 7 aşama. Her aşamada seviyesi yükseliyor. Hocam birinci seviyeyi aldım, yedinci seviyeye kadar gelmem gerekli mi? Bu sana bağlı. Yani hani birinci seviyesi de etkili ama yedinci seviyesiyle arasında uçurum var. Tamam, birinci seviyesiyle bile hayatındaki karmaları son derece çözdüğünü gelen dönüşlerden anlıyorum, biliyorum. Çünkü mailleri okuyorum. Günde binlerce mail geliyor. Binlerce, her birine yetişemiyorum. Instagram'ı ayrı, Gmail'i ayrı, Facebook'u ayrı. Yazıyorsunuz, çok güzel, harika. Geri dönüşler harika. Yani hani hayatım hocam şöyle değişti. İşte iş yerinde yaşadığım mobbing şöyleydi. Kurtuldum bundan diye yazıyorlar. Bunları yazdıklarından biliyorum. Sirius Karma iptal uyumlamasını zaman içinde, yıllar içinde çok sevdim ben. Çok sevdim. Benim kanallığımla alınmış bu uyumlama. Bununla birlikte bunu uyumladıktan sonra yazılan geri dönüşler o kadar güzel ki, frekansı yükseldikçe kişinin bu uyumlamanın etkisi de artıyor. Ve insanın hayatında çok güzel geri dönüşler oluyor. Ve bilhassa karmadan kurtulmak çok çok önemli. Bir de sana karmayı anlatmak istiyorum. Bu konuya Sirius karma iptal uyumlaması derse karmadan bahsetmemek olmaz. Bunları Akış Kayıtlar Mucizesi kitaplarımda karmadan nedir? Bunu okuyabilirsin. Ama ayrıca ben de burada bir güzellik yapıp hiçbir yerde bulamayacağım bir karma bilgisi vermek istiyorum. Her yerde denilir ki karma benim yapıp ettiklerim mi sadece? Yani ben yaptığım bir şeyin cezasını yaşamam benim karmam mı? Tamam, bu karma. Tamam, doğru. Ama bir de karma nasıl oluşuyor biliyor musun? Çok
acı bir şekilde içimize bir şey travma etkisi yaratırsa, duygusal bir travma, işte biz onu tekrar başımıza geleceğini düşünüyoruz ve öyle hissediyoruz ve çekim yasasını ters kullanıyoruz. Direnç yasası aslında. İstemediğimizi odaklandığımız için hayatımıza karma yaratmış oluyoruz. Şöyle bir örnek vereyim sana. Pek de hoş olmayan bir şey ama öyle bir olaylar yaşayan bir danışanım olmuştu. Kız tacize uğramış. Sokakta tacize uğramış. Cinsel tacize. Çok kötü aylar geçirmiş. Unutamamış ve arkasından sürekli birisi geliyor gibi hissediyormuş. Ama o kadar bunun travmasını yaşamış ki terslik bu ya. Karma yaratmış kendisi bilmeden. Ve ilerleyen aylarda devam eden süreçte hayatında yaşamadığı kadar arka arkaya cinsel tacizler devam eden boyutlarda tekrar tekrar yaşamış. Tamam. Karma. Bak bu da bir karma. Kendisi yani hani birincisini yaşadı ve sonra da çekindi. Direnç yasası oluşturdu. Çünkü o da orasıydı. Yani istemeden bu bir örnek. Bu yoksulluk olur. Yoksulluğa odaklanırsın. Yoksulluk karması olur. Aşksızlığa odaklanırsın. Aşk karmanı kendinle yaratabilirsin. Evet. Ondan sonra küslük karması oluşturursun. Ona odaklanırsın. Karma yaratırsın. Kendinle yaratırsın. Yani hani birisi ah alır, bir şey yapar, birinin kuyusunu kazar, ektiğini biçer. Sonra birinin başına bir şey getirdiği için acısını yaşar. Bu karmadır. Eyvallah. Ama bilmeden iyi kalpli insanlar da karma yaratabiliyor. Neden? Mesela hep işe yaramaz insanlara iyilik yaparsan ve onlardan kazık yersen ve o kazığın üzerine çok fazla düşünürsen odaklanmak ve sen düşüncelerinle hayatına istemeden onu almış oluyorsun tekrar. Yani hayatına karma etkisi yaratıp diyorsun ki sonra hocam ben bunlardan hiç kurtulamıyorum. Hayatımda hep bunlarla geçiyor. Ben nasıl kurtulacağım bunlardan? Bilseniz hayatımı işte şöyle böyle ben bu böyle insanlarla yaşıyorum da mağdurumda. Yazıyorlar bana. Okuyorum. İşte bunlar karma. Hayatında bir döngü var mı? Hep devam eden şeyler. Senin hayatında ne devam ediyor? Bana hani aşağıda yorumlara yazabilirsin ve bunları okuyorum veya uçuma gidiyor. Hoşuma giden kısmı paylaşmamız. Düşüncelerini anlatmam. Hayatında devam eden şeyler ne? Ne senin? Hep kazanamadığın bir sınav mı var? Hep bir problem mi yaşıyorsun? Ne karman ne senin? Kimi insan mesela kaza yapar. Sürekli ama. Bu da onun için bir karmadır. Onu değiştirmesi lazım. İşte biliyor musun? İnsanın karmalarından kurtulması lazım. Karmalarından. Hayatta hiç de bahsedilmeyen bir şey. Yani bahsedilmeyen bir şey derken o kadar hani kültürel bakımdan boş bilgilerin olduğu bir çağda yaşıyoruz ki ondan sonra bazı gereksiz bilgilerle yoğun yoğun yorulurken ve gün boyunca onlarla uğraşırken aslında gerekli olan şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Örneğin karmalar nasıl iptal edilir? Hayatımızda çekim yasasını nasıl oluştururuz? Kendimizi nasıl yükseltebiliriz? En yüksek versiyonumuza çıkmak için neler gerekli? Bence keşke bunlar da öğretilse insanlara. O zaman insanlar daha 20 yaşındayken daha güzel bir hayata başlar. En önemli şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum. İyi kalpli, erdemli bir insan nasıl olur? Kendin karakterinden taviz vermeden nasıl olursun? Gerektiği zaman hayır diyebilmek nasıldır? Gibi gibi. Bu bir parantez içi bilgiydi. Dolayısıyla karmada bunlar gibi değerli bilgilerden. Karmayı iptal etmek lazım. Yani o bunu da iptal eden en iyi uyumlama, en iyi. Daha iyi bir uyumlama yok ama bunun gibi bir alt basamakta olan ve yine etkili uyumlamalar var. Onlarla ilgili ayrı bir video yapacağım. Çok güzel bir uyumlama. Sirius karma iptal uyumlaması. Çok güzel. Gerçekten her aşamasında hayatının değiştiğini, yani eşinle ilgili bir karma varsa onun değiştiğini göreceksin. Benim çok çok sevdiğim bir öğrencim var. Tatlı bir kızı var. 5 yaşındaydı galiba kızı. İyi kalpli bir kadın. İçine kapanık, bilgili, kültürlü. Eşi tam tersi. Nasıl olduysa evlenmiş o adamlar. Bir türlü de araları düzelmiyor. Aralarında olmaz, gitmez karmalar var. Kadın çok sıkıntılı. Karma iptal uyumlaması aldı. Tamam. Bunu da 7. aşamasına kadar aldı. Ondan sonra çok sıkıntılı dönemler anlatıyor bana.
Ve hocam diyor, bizim hayatımızda devam eden sorunlar vardı. O devam eden, hani tekrarlayan, hani sürekli kaza yapıyor adam. Anladım ki diyor, bu bir karma. Sürekli müdürünle tartışıyor, başka işe giriyor, onunla tartışıyor. Oradan bir şey oluyor. Adamın karması çok diyor. Ben bunu aldım, eşime şifa yaptım, bizim hayatımız düzeldi. Çünkü eşimi şifalandırdım, karmalarını temizledim diyor resmen. O bana anlatıyor. Kadın da bilinçlenmiş, karmayı anlamış. Eşine haberi olmadan şifa yapmış. Ne güzel, kocası niye yapmasın? Değil mi? Kendi hayatı ferahlayacak. O güzel çocuk için iyi işte. O çocuk yani, hani kız çocuğu mutlu bir aile ortamında yaşasın. Küslüklerin geçtiğini söylüyor. Ondan sonra bunlar hep küsüyordu diyor. Anlatmıyor. Bir sürü yazmış bana. Ondan sonra bunların hepsi kalktı diyor. Değişik bir şey diyor. O kadar problemli bir aileydi ki eşimin ailesi diye anlatıyor. Ondan sonra çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı bir durum. Karmalar çözülmüş. Üstelik onların haberi yok. Kadın şifa yapmış. Bu Sirius Karma iptal uygulamasıyla. Bunun gibi neler neler. Değil mi? Güzel. Zaman içinde, yıllar içinde ben bu uyumlamayı çok sevdim. Sevdiğim insanlara hep öneririm. Bak, sadece bunu alsan karma için 7. aşamaya imkan buldukça zaman zaman 6 ayda bir tane uyumlamaya inisiye olsan uçar gidersin, ilerlersin, kendine bir katkı. Değil mi? Sana bir katkı, çocuğuna bir katkı. Niye? Senin karman olmazsa çocuğun iyi olur. Rahatlarsın. Kendin rahatlarsın. Karma öyle bir şey ki daralırsın, sebebini bilmezsin. Duvarlar üstü üstüne gelir. Sıkılırsın. Böyle o kadar bela bir şey ki, biliyor musun? Yani sıkıntının sebebini anlamazsın. Gidersin, dolanırsın, benim neye ihtiyacım var diye. Dokuz kapı gezersin, sohbet edersin, içindeki sıkıntıyı atamazsın. O karmayı bitirmen lazım. Atamazsın ya. Sıkıntının nedenini bunu bilememek daha kötü, biliyor musun? Sıkıntının nedenini bilsen çözüm için bir yerden başlarsın. İşte karma böyle bir şey. Karmayı temizlemen lazım. Yıllar içinde çok gözlem yaptım. Ya her işin, herkesin bir uzmanlık alanı var. Benim uzmanlık alanım spiritüel konular. Şimdi yıllar içinde karma ne? Bu konularla hemhal olduğum için çok gözlem yaptım. Karma insanın hayatını berbat ediyor. Temizlemek lazım. Bu böyle. Daha fazla bilgi istiyorsan 3 tane kitap yazdım. Okursun. Akışı Kayıtlar Mucizesi. Karma ne diye öğrenmek istiyorsan. Bu böyle bir şey. Sevdiğim bir uyumlama ve bunu anlatmak istedim ki yararlan, bilgilen diye. Bilgi vermek istedim, o kadar. Bunların her biri spiritüel mevzular. Bunların her biri enerjinin değişik versiyonu. Senin de en yüksek, en güzel versiyonunu yaşamanı ve sözleşmeni gerçekleştirmeni niyet ederek sevgilerimi sunuyorum güzel kardeşim.